Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf Türkçe 148, 149, 150, 151, 152, 153 ve 154. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz küçük müyüz, büyük mü? İlk sorumuz evren ve uzay hakkında neler biliyorsunuz? Uzay sonsuz bir boşluktur. Nerede başlayıp nerede bittiği bilinmemektedir. Uzay içerisinde binlerce galaksi olduğu tahmin edilmektedir. Bizim galaksimiz Samanyolu galaksisidir. Galaksimizin içerisinde yüzlerce güneş sistemi bulunmaktadır. Şu anda bulunduğumuz güneş sistemi içerisinde bizim güneş sistemimiz bunlardan sadece bir tanesidir. Güneş sistemimiz içerisinde 8 tane büyük gezegen, 5 tane cüce gezegen, 166 tane de uydu asteroitler, kuyruklu yıldızlar ve de gezegenler arası toz serpintileri diye bilinen gök cisimleri bulunmaktadır. Ayrıca evren içerisinde ne olduğu bilinmeyen kara delikleri bulunmaktadır. Güneşimizin %90'ı kadar büyüklükte olan milyarlarca yıldız bulunmaktadır. Bu her bir yıldız bir güneş anlamına gelmektedir. Şu andaki elimizde olanaklarla uzay ve evrenin ne kadar büyük olduğunu veya bizden başka yaşam olup olmadığı bilinmemektedir. Sizce yaşadığımız gezegenden daha büyük olan gezegenler var mıdır? Gezegen bir gök cismi olarak tanımlanmaktadır. Bir gök cisminin gezegen olarak açıklanması için kendine ait ışığının olmaması ve bir yıldız etrafında yörünge üzerinde dönmesi gerekmektedir. Gezegenler kendi etraflarında dönüşler yaparlar. Gezegenlerin keşfi ilk olarak 1919 tarihinde yapılmıştır. Güneş sistemi içerisinde dünyadan büyük olan gezegenler Neptün, dünyadan daha büyük olan gezegenlerdendir. 14 uydusu bulunmaktadır. Ortalama sıcaklığı -14 derecedir. Dünyadan büyük olan diğer gezegenler Uranüs'tür. Kendi etrafında 13 tane halkası bulunmaktadır. 27 adet uydusu bulunmaktadır. Ortalama sıcaklığı saat -224 derecedir. Dünyadan büyük olan diğer bir gezegen de Satürn'dür. Etrafında bulunan halkalar buzdan ve taşlardan oluşmaktadır. 62 adet uydusu vardır. Yoğunluğu en düşük gezegendir. Jüpiter en büyük gezegendir. Küçük ve katı bir çekirdeği vardır. Sıvı ve hidrojen oluşur. Ortalama sıcaklığı -140 derecedir. 79 tane uydusu bulunmaktadır. Güneş sistemi içerisinde bulunan Ganymede isimli uydu Jüpiter'in en büyük uydusudur. Aşağıdaki kelimeler ve kelime grubuyla anlamları eşleştiriniz. Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimleri, gezegen, yeryüzündeki 6 büyük kara parçasından her biri ana kara kıta, uyum, ahenk, bir şeyin ışıldarken saçtığı ışık, ışıltı, gök varlıklarının bütünü, kainat, alem, kozmos, evren, gök ada, galaksi, gök cisimlerin içinde bulunduğu sınırsız boşluk, uzay, masa tenisi, pimpon, tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum, ekin. Anlamını öğrendiğiniz bu cümleleri, bu kelimeleri cümle içerisinde kullanalım. İnsanların yaşaması için başka bir gezegen aranıyordu. Kıtalar arasında bir uçuş düzenlendi. Şiirde ahenk büyük bir önem taşır. Baloda ışıltılı elbisesiyle herkesi büyüledi. Evrende yeni bir gezegen bulundu. Galaksiler arasında uzun mesafeler var. Uzayda araştırmalar için uydular gönderildi. Masa tenisinde pimpon topu patladı. Ekinleri bu sene daha fazla mahsul verdi. Aşağıdaki sözleri okuyunuz. Dilimizin korunması hakkındaki düşüncelerinizi paylaşınız. Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli duygumuzun gelişmesinde başlıca etkendir. Bir ülkeyi yıkmak istiyorsanız dilini tahrip edin. Dilimizin korunması hakkındaki düşüncelerinizi paylaşınız. Mustafa Kemal Atatürk milli duygu ile dil arasında bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli duyguların gelişmesinde başlıca etkiler sözü bizlere milli etkenlerle milletimizi güçlendirmek için ilk olarak dilimizin güçlendirilmesi gerektiği hakkında öğüt vermektedir. İşte biz de bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere vermiş olduğu öğütlerle beraber Türk dilini sürekli olarak dünyaya tanıtmalı, Türk dilimizi en iyi şekilde adapte ederek yabancı kelimeleri çıkartmamız ve Türk diline sağlam bir yapıya oturtarak
dünyada konuşulacak bir dil haline getirmemiz büyük önem taşır. Eğer dilimiz güçlü ve dünyada söz sahibi olursak, ülkemiz de güçlenir, milletimiz de güçlenir ve tüm milli benliğimizle beraber dünyada söz sahibi olan bir devlet haline gelebiliriz. Sonuç olarak dünyada söz sahibi olmak istiyorsak, güçlü bir devlete sahip olmak istiyorsak eğer dilimizi yüceltmeli ve onu sürekli olarak güçlendirmeliyiz. Dilimize henüz yerleşmemiş ama günlük hayatımızda kullandığımız aşağıdaki kelimelerin Türkçelerini karşılarına yazınız. Exit, çıkış, laptop, bilgisayar, trend, moda, link, bağlantı, star, yıldız, okey, tamam, spontane, anlık, seans, oturum. Yukarıdaki yabancı kelimelerin Türkçelerini birer cümlede kullanalım. Çıkış, deprem sırasında herkes çıkışa yöneldi. Bilgisayarda araştırma ödevini yapıyordu. Yaz modasında canlı renkler hakimdi. Bağlantı kopunca ödevi yarım kaldı. Konserde birbirinden önemli yıldızlar geldi. Tamam, artık planlı çalışacağım. Anlık olarak maçı bizlere anlattı. Milli mücadele ile ilgili oturum düzenledi. Yazar karşılaştırma yapmak için hangi hayvanları metinde örnek olarak vermiştir? Yazarın bu yöntemle anlatımını ilgi çekici hale getirdiğini düşünüyor musunuz? Neden? Karınca, arı, kedi, salyangoz, fil, balina hayvanlarını örnek vermiş. Evet, düşünüyorum çünkü yazarın anlatmak istediği zihnimizde daha kolay canlandırabiliyoruz. Yazar dünyamızın büyük ve küçük olmasını hayvanlar dışında hangi nesnelere örnek göstererek karşılaştırma yapıyor? Bir avuç su, yağmur tanesi, ırmak, deniz, okyanus, toprak tanesi, bahçe, ekin, tarla kıtaları örnek göstererek karşılaştırma yapıyor. Yazar küçük ya da büyük saydığı varlıklardan sonra neyi önemli buluyor? Yazarın bunu önemli bulmasının nedeni nedir? Siz bu konuda yazara katılıyor musunuz? Neden? Uzayın sonsuzluğu karşısında dünyamızın bir nokta kadar kaldığını, aslında büyük olarak gördüğümüz şeylerin ne kadar küçük olduğunu önemli buluyor. Yazarın bunu önemli bulmasının nedeni büyük olmanın o kadar da önemli bir şey olmadığı, asıl büyüklüğün sevgi olduğunu düşünmesidir. Bu konuda yazara katılıyorum. Her şey büyüklükle ölçülemez. Büyüklükten daha önemli şeyler vardır. Sevgi, dürüstlük, dostluk gibi. Metnin türü nedir? Bu türün genel özelliklerini açıklayınız. Metnin türü sohbettir. Sohbet türünde yazar okuyucuyla konuşuyormuş gibi sorular sorar. Kişisel düşüncelerini yazar. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerle kelime grubunu okuyunuz. Bu kelimeleri ve kelime grubunu metinde hangi anlamıyla kullanıldığını belirleyerek işaretleyiniz. Kış gerçek anlamda kullanılmış, toprak gerçek anlamda, çağ terim anlamında, gezegen terim anlamında, dışın açık mecaz anlamda, uzay terim anlamında, kalıp mecaz anlamda, yıldız terim anlamında, ülke gerçek anlamda, dev de mecaz anlamda kullanılmış. İnsan, lakap, şehir, millet ve benzeri adların ilk harflerini her zaman büyük yazıldığını hatırlayınız. Bunun dışında dergi, kitap, gezegen ve yıldız adlarının ilk harfi de her zaman büyük yazılır. Arkadaşım Sait Faik Abasıyanık'ın Semaver kitabını okuyordu. O sırada babam kitapçıya her ay takip ettiği dergilerden olan varlığı sordu. Dünyamıza en yakın gezegen Mars'tır. Geceleri kutup yıldızına bakarak yönümüzü bulabiliriz. İçinde kitap, dergi, gezegen ve yıldız adı geçen dört cümlede siz yazınız. Evden çıktığımda köşedeki gazetecide gördüğüm derginin kapağında gezegen ve yıldız resimleri vardı. Kitapçıya gittiğimde bir Kahraman Tazeoğlu kitabı almak isterken yanında duran yıldızlar ve gezegenleri anlatan dergiyi fark ettim, onu da aldım. Arkadaşlarla birlikte evren ve uzay hakkında bir dergi çıkartmaya karar verdik. Dergide benden yıldızlar ve gezegenler hakkında bir köşe yazısı yazmamı istediler. Bu araştırmamı yaparken aklıma bu konuyla ilgili bir kitap yazmak geldi. Okul araştırmalarımızda yıldızlar ve gezegenler hakkında bilgi toplamamızı istediler. Ben de bilgi toplamak için tüm dergi ve kitapları elime aldım, araştırma yaptım. Aşağıdaki ay görselini inceleyerek verilen bilgileri okuyunuz. Ay dünyanın tek doğal uydusudur. Güneş sistemi içerisinde beşinci büyük doğal uydudur. Dünya ile Ay arasında merkezden merkeze uzaklık 384 bin
403 kilometre, yani dünyanın çapının yaklaşık 30 katı kadardır. Aşağıdaki cümleleri okuyarak cümlelerdeki sayıların yazılışlarına dikkat ediniz. Ay'ın yarıçapı 1737 kilometredir. Ay'ın dünyaya olan uzaklığı 384.403 kilometredir. Ay'ın yaşı 4 milyardan fazladır. Sayıların yazılışlarında aşağıdaki kurallara uymalıyız. Bir zorunluluk olmadıkça cümle rakamla başlamaz. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. 600, bir saniye. 600, 5288, 751 gibi. 4 veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon gibi sözler harfle yazılabilir. 5 milyar, 7 trilyon, 10 bin. Roman rakamları tarihi olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde, ayların yazılışlarında, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların asıl bölümlerinde, önceki sayfaların numaralandırılmasında, maddelerin sıralanmasında kullanılır. İkinci Dünya Savaşı, Üçüncü Selim, İkinci Murat, Birinci Cilt gibi. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını karşılarına yazınız. 1325, 2965, 4654, 200, 300, 358. Kalbin hiç küçük değil. İçine bir evreni sığdırmaya çalışmalısın elinden geldiğince cümlelerinde yazar. Evrendeki her şeyi sevebileceğimizi belirtiyor. Evrendeki her varlığı sevmenin önemi hakkında defterinize bir yazı yazınız. Yazma sürecini öncelikle yazmak istediklerinizi zihninizde tasarlayarak başlayınız. Gerekirse bunları maddeler haline not alınız. Ardından konuyu ele alırken giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini nasıl ele alacağınızı belirleyiniz. Yazınızı bitirdikten sonra gözden geçirerek yazım ve noktalama hatalarınız varsa bunları düzeltiniz. Yazınızı sınıf içerisinde okuyabilir ya da öğretmeninizin rehberliğinde sınıf panosunda sergileyebilirsiniz. Evren üzerinde bulunan yaşayan varlıklar bizim yaşamımızın bir ortağıdır. Bugün yaşadığımız dünya üzerinde savaşlar, hayvan katliamları, orman ve doğal bitki örtüsü yok edilmesi bakımından insanoğlunun hiçbir canlıya saygısı olmadığını görüyoruz. İnsanların giderek birbirlerine düşmanlık yapmaları, giderek artan şiddet insanların eğitimsizliğinden, açgözlülüğünden ve de politik kaygılarından kaynaklanmaktadır. Bugünlerde yanı başımızda Suriye'de olan iç savaşta sivillerin ağır bombardıman altında öldükleri acı bir şekilde görüyoruz. Oysa ki dünyanın paylaşılmayacak hiçbir şey olmadığını, sevgiyle her şeyin çözüleceğine de insanlara öğretmemiz gerekmektedir. Sadece konuyu insanlara olan düşmanlıklarından ele almamak gerekir. Doğa üzerinde yaşayan, sadece canlı olmaktan başka hiçbir şey olmayan sokak hayvanlarının katledilmesi veya kendi özel zevki için ormanlık alanları yok edilerek kurulan büyük villalar veya tarlalar da insanların diğer canlılara olan sevgi eksikliğini göstermektedir. Sonuç olarak Yunus Emre'nin de dediği gibi "Yaralıdanı severim, yaradandan ötürü" sözünü kendimize ilke edinerek yaşamalıyız. Doğa olaylarını araştırarak sınıfa çeşitli doğa olaylarına ait farklı görseller getiriniz. Evet, deprem, yangın, hortum, heyelan, sel, fırtına, yanardağ patlaması, çığ ve kuraklık resimleri var. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfacevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.